Herkese selamlar, ben Yasin. Bugün Pacific Drive maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümlerde oyunun mantığını çözdük. Bu bölüm neler yapabileceğiz hep beraber görelim. Yavaştan oyunumuza girelim. Bu bölümde neler yapacağımızı anlatayım size yavaştan. Haydi bismillah. Geçtiğimiz bölüm arabamızı panellerini çelik panel yapmıştık full. Şu garajımızın tepesinde kurduğumuz anteni şarj ederek, elektriğini yükselterek bu istasyondan yükseltmelerini alabiliyoruz. Aracın işte el aletlerimizin yükseltmelerini alabiliyoruz. Bu bölüm onları yapacağım. Mesela darbeli çekici, manyetik çekici de var. Ondan sonra arabanın yükseltmeleri var, zırhlı panel falan. Ama ilk önce antenimizi şarj etmemiz lazım. Antenimizin şarjı şu anda %0,2. Ve ayrıyetten arabaya raf da ekleyebiliyoruz. Bakalım bu bölüm neler yapabileceğiz hep beraber görelim. Şimdi şu normal motor var, karbüratörlü motor var, turbolight motor var mesela. Bunu açmayı düşünüyorum. Haydi yeni bölümümüze geçelim. Yeni bir yolculuğumuza başlayalım. Şuradan rotamızı planlayalım. İstikrarsızlık olduğunda tamamen çaresiz değiliz. Bölgeyi aktifken gitmemiz gereken yere ulaşmak için Sierra'ma doğru geri dönmesini istiyorum. Ama merak etme, seni tekrar kapıya atmayacağım. Bir de atsaydın. Kendinizi iyi hissettiğinizde Sierra'ma gidin. Orada varlığınızın ne olduğunu söyleyeceğim. Ben Sierra'ma gidemem şu anda. Toplu halüsinasyonları çözeceğiz abi de. Bu Opi diye bize yardımcı olan bir bayan var. O diyor ki Sierra'mda toplu halüsinasyon oluyormuş. Onun sebebinin kalıntılar, yani bizim aracımız olduğunu düşünüyorlar. Ama oraya varmadan önce şurada birkaç yeri daha analiz edeceğim. Antenimizin şarjını yükseltmemiz lazım. Buradan çıkış yokmuş. Buraya gitmeyelim abi. Burası tehlikeli. Kavşak koşulları sis, yağmurlu. Şurada sağ tarafta anteni şarj etme yüzdesini görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela şununki bayağı yüksekmiş. Buraya gidelim. Burası güzel. Buraya gidelim biz. Lokasyonumuzu işaretledik. İlk önce E6'ya gideceğiz. Sonra buraya geçeceğiz. E6'ya gidelim. E6'da biraz araştırma yaparız. Oradan öbür tarafa geçeriz. Canımızı dolduralım şuradan. Akümüzü şarj edelim. Şarj ettik. Arabamız %90. Tamire macunu yapamıyoruz maalesef ki. Çünkü kimyasal yok. Arabamız yemyeşil. Bir arka tamponumuz kötü. O da önemli değil. Arkadan hasar almıyoruz zaten. Arabamızı da boyadık. Direksiyonumuz yarım direksiyon. Haydi gidelim. Go. Direkt buraya gidebiliyor muyum? Hayır, gidemiyorum. İlk önce E6'ya gideceğim. E6'da bir tur geziniriz. Oradan direkt yeni bölgeye gideriz. Burası da daha deminki geldiğim yer. Sisli misli. Şuraya gitmemiz lazım. Düz gideceğiz oradan sağa. Şu istasyonun önünden geçeriz. Evin önünden geçip buraya gideriz. Tamamdır. Rotamızı çizdik. Haydi. Mazotumuz da var. Yedek mazotumuz da var. Anomaliler hakkında bir şey söylüyor. Anomalilerin etrafında fazla vakit geçirme diyor. Hepimiz öldüğümüzü diyor, bir kitapta not olacağız diyor, ama anomaliler kalacak, devam edecek diyor.
Dikkat et diyor yani, ölme diyor bize. Sen gider misin? Yürü lan yürü. Bizi takip etmiyor değil mi? Etmiyor. Oo, burada loot var. Hemen lootumuzu alalım. Çelik kapıyı yapalım ya. Kırmızı boya, dişli. Tamam yürü. Yürü 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 yürü. Arabanın bilerek el frenini çekip motoru durdurmuyorum çünkü unutuyorum bazen. Gidiyoruz, biniyoruz, bakıyorum diyorum, yürüyemiyoruz çünkü el frenini çekmişiz. Oo, burada bir şey var. Evet, biraz önce bahsettiğim istasyon. Kapısı kilitli değildir inşallah. Kilitli. Başka girme yolu yok mu? Tamam. Başka girme yolu yok. Kilitli için tüp lazım. Buhar tüpü lazım. Buhar tüpümüzü... Hop. Arkadan arabayı kesti vallahi. Neyse, önemli değil. Radyasyonlu bölgeden geçiyoruz. Lazerler var. Of, nasıl bir yol burası ya. Şurada bir araba var. Hemen lootlayalım bunu. Anam, tekerleri çok güzel. O tekerleri söküp kendim alabiliyor muyum? Offroad lastiği. Bunu keseyim ya, yapacak bir şey yok. Ne verdi? Havuç para. Çelik kapıyı da keseyim. Hemen arabamızı dolduralım. Atayım hemen şöyle. Scrapper'ımız burada. Bunu araştırdık ya. Yakıt deposu. Ben lastikleri keseyim direkt. Söküp alamıyoruz mu lastikleri? Kendime taksam offroad lastiği. Demek ki dediğim gibi arkadaşlar, arabanın lastiğini de yükseltebiliyoruz. Of. Ham maddeye bak. Hepsini alırım abi. Hepsini alırım. Sıkıntı yok. Arka tamponumuzda işte gaz tüpü. Evet, gaz tüpü çıktı arkadaşlar. İstediğim gaz tüpüydü. Bulduk onu. Bu ne elimdeki? Elektronik. Bunu da atalım depoya. Hemen şurada hilti yapmak istiyorum ya. Evet ya, sonunda ya, darbeli çekicimi yaptım. Burada bir şey var mı? Kaldı mı ham tampon? Bu arka tamponumuzu sökelim. O hasar almıştı. Atalım. Ver abi elime. Hop, arka tamponumuzu da yeniledik. Haydi gidelim. El freni çektim, böyle unutuyorum. Eyvah, yol kapandı, bitti. Çok güzel.
Mavi şeyini tanınmıyor. Gidelim biz, yolculuk devam. Arabamız sürekli kayıyor işte. Offroad tekerini bulsak böyle sıkıntılar yaşamayacağız. Şu arabayı bir araştırayım. Yaz lastiği var. Mazotu yok. Gerek yok. Hadi gidelim. Çayınızı, kahvenizi alın arkadaşlar. Bu bölüm çok uzun olacak. Haydi, yine yol bitti burada. Artık yola çıkabilir miyiz? Lütfen. İlk kavşaktan döneceğiz. İkinci kavşaktan sağa döneceğiz. Ama ilk önce sola gidip bilinmeyen şeyi bulmak istiyorum. Burada bir aracımız daha var. El frenimizi çekelim. Bu aracı da lootlayalım. Arkası çelik panel. Açılmıyor, kilitli. Keseriz. Envanterimizi doldurduk. Anomali hemen gerçekleşti. Kaç abi. Altımızdan yine taş. Başka şey. Her şey çıkıyor. El frenini çekmiştik. Devam. Offroad lastiğini yapmamız lazım. Araç yükseltmesi. Alırız. Anteni bir şarj edelim. Önümüzde bir ev var. Şurada. Geliyor. Gelme 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 gelme. Daha ne şey ya. Sen nesin bilmiyorum ya. Aracımı şöyle şuraya park edeyim. Tehlike. Ne tehlikesi oğlum? Hala tehlike diyor. Evin içindeyiz, bize bir şey yapamaz. Korkma. Buraları kurcaladık. Şimdi keseyim. Televizyonu da keseyim, hemen kaçalım buradan. Elektronik parçalar alamıyorum. Hakiki bize lazım olan o elektronik parçalar. Geldim geldim. Bu neymiş? Atari gibi bir şey, kaç. Canımız da azalıyor. Gidelim. Yeni bir achievement kazandık. Radyomuzu açalım. Çalışsana kanka. Şu bilinmeyen yere doğru gitmek istiyorum ya. Arabamızın durumu iyi. Evet, burada bir plazma jeneratörü var. Hemen onu parçalayalım. Ya gelme işte bana doğru. Sen arabaya vururken ben de sana vurayım şuradan. Vur. Artık sen yoksun. Arabayı yalnız hasar verdim bilmiyorum. Evet, sağ kapı, sol kapımızı haşiş etmiş.
maaş da almıyor. Külüstür abi. Uçan teneke. O araba gari kendi kendine artık yolculuk yapıyor. Bilinmeyene gitmek bizim işimizdir. Hazır haritada bilinmeyen diye bir şey çıkmışken, yoldaki şu büyük ağaçlara vurmayın arkadaşlar. Arabayı haş ediyor. Evet, burada anomaliler başladı. Yerin dibinden ağaçlar, topraklar, taşlar çıkıyor. Bu arabanın rengi neden yeşil? Normalde arabalarda renk olmuyor. Arka paneli de sağlanmışmış. Hep aynı şeyler, kauçuk, mauçuk. Çelik paneli de kırayım canı asken. Arabamıza bak, çiçekli böcekli vallahi, 10 numara oldu. Gidelim. Şu haritada bilinmeyeni işaretlemek istiyorum. Bulabileyim diye. Hayalet gibi ortalıkta gezen makinelerin ne olduğunu, ne iş yaptıklarını hala bilmiyorum ve üstümüze geliyor. Abi yavaştan. Oo, burası full anomali ya. Taşlar çıkıyor, gayzerler patlıyor. Gitme gayzerin üstüne, gitme. Telefon kulesi gibi bir yer. El frenimizi çekelim. Nesin kanka sen, gizemli ses kaydı. Aldım arabayı, koyayım. Gizemli ses kaydını aldım. Biz bir an önce buradan kaybolsak mı ki acaba? Evet. Şuradan öbürkü bölgeye geçeceğiz. Plazma şeyini almayı düşünüyorum ama şöyle kenara koyayım arabayı. Burada anomali çok sağlam. Çünkü 3 tane, 2 tane jeneratör var gibi duruyor. Canım %50'ye düştü. %49, 48. Vur. 33'e düştü. 32. Topuklu abi buradan. 29. Hemen canımızı dolduralım. Kendimizi bandajladık. Bandajlayamıyoruz. Bandajladık. Eşyaları atalım arabamızın içine. Tamamdır. İlk yardım çantası elimde durup koysun ama full dolduracak sanırsam canımı. Elimde durmasın. Tamamdır, çok güzeliz. Gerekli her şeyi aldık, gidiyoruz. Yola çıkmam lazım bir an önce. Bu gidiş çünkü hiç hayır alamet değil. Fırtına uyarısı diyor. Hayda, fırtına geliyor. Arkadan geliyor hem de. Of. Hop. Önümüzde testleri de çıktı. Arabayı biçecek namussuz. Fırtına geliyor abi. Fırtına gelmeden ben buradan giderim. Şunu alıp geleyim ya. İçim kaldı bunda. Araba sen gide koy.
Bindim bindim. Yürü yürü yürü. Aldım vallahi. Arkamızdan geliyor mu gelmiyor. Plazma jeneratörünü patlattık. Haydi diğer şehrimize gidelim. Diğer maceramıza, diğer yolculuğumuza geçelim. Çayımızdan da bir yudum alalım. Yolculuklar bu şekilde arkadaşlar. Tehlikelerle dolu. Her taraf tehlike. Anomali, tehlike, yol bozuk. Her şey sizi bu oyunda öldürmeye çalışıyor. Biz de bir şekilde hayatta kalıp bu Pasifik tehlikeli bölgesinden kendi dünyamıza, kendi bölgemize geçmeye çalışıyoruz. Bak yine bir anomali. Orada bir şey var. Oraya gitmem lazım. Araba sen dura koy. Hemen geliyorum ben kontrol edip. Güzel. Haydi gitme zamanı. Alacağımızı aldık buradan da. Full loot, hep loot. Oyunun mottosu. Hayatta kalmak için loot. Ya bize el freni verdi de. El freni bir işe yaramıyor ya. Güvenli yolculuk yaptığın zaman, yani dikkat ederek yolculuk yaptığın zaman el freni bir işe yaramıyor ama. Evet. Kapımız gözüktü. Şimdi bu anomaliden başka bir yolculuk anomalisine geçiyoruz. Geçtik. Haydi. Yoğun sis. Olağanüstü koşullar. Sodyum buharlı ışık. Arda araştırmacısı da varmış. Geçelim abi. Arda araştırmacısının içinden güzel malzemeler çıkıyor. Antenimizi de şarj edip basalım gidelim. Oo. Çık. Güzel. Yıkıcı deşarj diye bir şey varmış. Olağanüstü koşullar. Tamam, sıkıntı yok. Hemen evimizi bulduk. Şuradan evimizi lootlayalım. Fırtına inanılmaz ha. Çöp kovası. Sadece çöp kovası var. Soğutucu. Oğlum ne oluyor? Araba uçurmasın bakalım. Bir de araba aramayalım sokaklarda. Kapıyı kapatalım, içeri soğudu. Radyo var. Keseriz abi, sıkıntı yok. Burada pek bir şey çıkmadı ya. Bildiğimiz lootlar. Bakalım haritamızı bir inceleyelim. Şu sağımızda hemen aşağıda bilinmeyen bir şey var. Büyük ihtimalle orada ses kaydıdır. Şunlar Arda araştırmacısı mı ki acaba? Orada bir kırmızı ışık var. Konteyner.
Bakalım kontenerin içinde işe yarar bir şey var mı? Yok, pil. 9 volt pil. Abi sağa doğru yine iniş yapalım ya. Oo, yavaş 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 yavaş. Allah Allah. Ramp aşağı gidiyoruz vallahi. Yavaş kanka, yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş oğlum, yavaş. Allah düştük. Araba yanlıyor, yanlıyor gidiyor şart olsun. Gelmişken çapayı da alsam mı ki? Bu gizemli ses kayıtlarını evde bakarız. Bize ne verdiğine, ne vermediğine. Şu anda ona bakacak konumda değiliz. Arabamızın konumu güzel. Çapamızı aldık. Anomaliler ortaya çıkmaya başladı. Hemen bakalım. Anomaliymiş bu kukla. Yola çıkmam lazım. Buralar tehlikeli. Şu çapayı da alayım. Hemen yapıştır abi arabaya. Yapıştırdık. Kapat kapıyı, kapat. Evet, artık rotasyonlar açılabildi. Beyzi ışınlanacak şeyleri ayarladık. Çapalı enerjimiz dolu. Burası da ışınlanma noktası. Ben haritaya girmek istiyorum. Şuraya gideyim. Buradan yola çıkayım. Işınlanma noktasında yakınken ışınlanmayı açamıyorsunuz. Uzaklaşıp öyle gelmeniz lazım. Şurayı bir araştırayım. Burada ne çıkacak bakalım. Hazır hiltim varken. Tamamdır. Açtık. Kimyasal sonunda be. Artık macun yapabileceğim. Sandığımız da var. Sandıktan kauçuk çıktı sadece. Bir tane kimyasal verdi. Güzel. Bir tane yapacak bir şey yok. Çok kovasına baktık. Dolabımız var. Boya çıktı. Güzel. Hemen arabamıza geçelim. Arabayı acar fulledik ha. Bir yere daha gitmek istiyorum ya. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Burası cafcaflı bir mekana benziyor. İlk önce şuraya gidelim, oradan oraya geçelim. Sonra ışınlanma noktamızı seçip base'imize. Arabamızın hasar oranı da iyi durumda şu anda. Kötü değil. Çelik tamponla çelik kapıyı açmam lazım ki daha güvenli bir yolculuk yapabilirim. Abi nasıl bir anomalinin içine düştük ya. Evet. Bir tane değişik çetrefilli bir eve geldim. Oğlum bu ne? Çok turist diyor. Ben kenarına kaçarım onun ya. Alacağımı alayım. Kaçacağım. Yanımız da azalıyor.
Dolaba bak. Bunu kesemiyoruz. Kaç. Radyasyon oranı acayip yüksek ha. Bir tane şundan basayım. Yanımız yükselsin, orada toparlanacak eşyalar var. Onları da toparlayayım. Bu kadar da aşk özlü olamaz bir insan arkadaşlar. Şurayı işaretleyeyim. Orası sağ tarafımızda ama şurada bir toparlanacak malzeme var. Onu toparlamam lazım. Radyasyon seviyesinden geçip laboratuvar bilgisayarı. Keselim direkt. Scrapper öneriliyormuş. Bakımımız olaydı, iyiydi. Eyvah, sıkıştım buraya. Bu scrapper'la mı parçalanacak bilmiyordum ama. Bakayım şöyle. Evet. Doğradım her şeyi. Kurşun külçesi mi aldık biz, bir şey aldık ama burada parçalanacak bir şey kalmadı. Radyasyon. Bunları parçaladık. Hadi gidelim. Abi boşver envantara yerleştirme. Radyasyon bize doğru geliyor. Yürü 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 yürü. Şuradaki evi de bir kontrol edeyim. Aracımız yolda kalsın. Gideceğimiz konuma doğru kalsın hatta. Şuraya bir dalayım. Bakalım bu... Ya oğlum korkutuyorsunuz beni ya. İçerisi de anomali. Tehlike diyor. Allah çarpsın, ne tehlikesi ya. Game Boy var orada. Evet, radyasyon geldi. Topuklayalım. Konserveyi yiyelim, bir yandan canımız olsun. Bunun deposunda bir şey var mı? Alacağımızı aldık. Şunu seçip atlayabilirim aslında. Beyze. Bakalım. Araba yakıt ikmali. Mazotumuz az kalmış. Sıkıntı yok. Yedek depoda mazotumuz var. Şu RDNA araştırmacısını bulamadım. Onu bulsaydım çok güzel olacaktı. Onun içinde bayağı madde oluyor. Hem de bize ihtiyacımız olan şeyler oluyor. Kanka sen 2 dakika orada bekle, ben şurayı parçalayıp geliyorum. Araba elektriğe gidiyor. Yapma ya. Arabayı mahvetti elektrik. Dur. Ya gidip durma artık geriye geriye ya. İşte böyle arabanın el frenini çekmezsen. Onarım macunu 2 tane kimyasal istiyormuş.
çeliklerimiz iyi durumda. Biz atlayalım abi Beyze. Şunun içine girecek yer var. Bakayım. Hop, ne oluyor lan? Ya dünya bizi öldürmeye çalışıyor burada bildiğin ya. Araba sen burada dura koy. Yapacak bir şey yok. Of. Am madde kakalı. Buraya giriş yok, kapalı. Şu kurşundan çıkanın ne olduğunu bulamadım. İnanın ki. Kurşun trombosi diyor. Şu. Trombosi. Beyze gitmeseydik iyiydi ya. Oha, arabanın içinden geçmiş ya. Mazotumuz bitmiş. Yo, mazotumuz var. Arabanın şarjı yok. Yandık. Benim elimde şarj aleti var. Fulledim. Artık çalışırsınız sen. Mazotumuz da benzinimiz de full neredeyse. Oraya da gidelim, oradan sonra çıkalım ya. Gitmem lazım. Ne kadar tehlikeyi göze alırsan araba o kadar arabamızı geliştirebiliriz. Her türlü tehlikeyi göze alıyorum. Çelik panelleri bir daha yaparız. Arabayı radyosuna götürmeyeceğim. Şuradan drop'u alalım hemen. Burada bir drop var. Para kasası. Evet, bir tane daha şey buldum. Üstümüz full doldu. Birisinden direksiyon çıkmıştı. Bundan ne çıkacak bakalım. Levye elimizde kalsın. Hayda. İçeri girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Konteynere. Ark jeneratörü varmış burada. O yalan olmuş. Levyemizi alalım. Haydi bakalım buradan neler çıkarabileceğiz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Bilgisayar. Hala ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Transmutör günlüğü aç diyor. Açayım. Keşfettiğimiz şey ne bizim kardeş? Sağ notları. Falan filan. Ne işe yaradığını hala çözemedim. Onu ilerleyen zamanlarda çözeriz. İlla ki. Biricik çıkmadı buradan ya. Ufak tefek ham maddeler. Burada bir şey var mı? Yok. Ha, şurada kimya dolabı var. Kimya dolabında inşallah 8-10 tane kimyasal çıkar da
Vallahi bir de kilitli. Açalım. İşte bu. Gaz tüpü, kimyasal. Bunları bir boşaltıp geleyim üstüme. Bayağı kimyasal falan çıktı. İyi. İyi iyi. Bize böyle şeylerle gelin ya. Bize böyle şeylerle gelin ya. Üst katı da var bunun. Çıkılabiliyor mu ki acaba? Bir bakalım. Kimyasal. İki tane kimyasal. Bir tane tüp. Güzel. Buranın üstüne çıkılmıyor. Evet, çıkılmıyor. Parçalanacak her şeyi parçaladık. Elektronikler yere saçılmış. Artık base'e dönmenin zamanı. Bence. Araba daha da paramponçuk olmadan. Geçit çok yakın. Yakında değiliz ya. Geçitten uzaklaşalım. Alıp geleyim. Dur. Burada loot var. Loot manyağı olduk ya. Ampul çıktı. Tehlike geliyor. Kaç. Ne geliyor lan öyle? Evet. Işınlanma noktamızı çalıştırdık. Eyvah eyvah, yolda anomaliler oluştu hemen. Hemen. Hiç kaçırmaz. Tehlike. Fırtına da geliyor. Sis çöktü yollarda. Patlayan insanlar var. Radyasyon var. Yapıştır abi, her şey var. Bizi nasıl öldürürsün, her türlü dene. Ama beni öldüremeyeceksin. Bizi öldüremeyecek arkadaşlar. Hop. Öldürebilir yani, bilmiyorum. Haydi. Kaçıyorum. Baba kaçar elveda. Geldim. Evet. Kaçışımızı gerçekleştirdik. Wow. Aman tanrım, bu da ne? Bir iki şey mi öğreniyorsun sevgili acemiyim? Senin için hala umut var diyor. Öğreniyoruz tabii. Sensin acemi. Şu aldığımız şeyleri bakalım çöp konteynerına tutalım. Neler verecek bize? Şunu dolaba koyacağız. İki tane kaset ne işe yarıyor bilmiyorum. Yer alması ilk başta parlak gözlü ve gür kuyrukludur. Yıllar arasında 10 yıllık dönemde Lin için pek çok şey söylenir. Geleceğin vaadi, yeni bir çağın müjdecisi ve sonra da daha kendisine hiç bahsedilmez. Hikayedeki boşlukların ortaya çıkması için çok derine inmenize gerek yok. Başkanlık gösterisi bu konuda gördüğümüz tek fiziksel kanıttır. Manhattan, Lim hava geçirmez bir gizlilik örtüsü altında neden gazetelerde boy gösteriyordu? Ve eğer gerçekten de en çılgın rüyalarımıza cevap verecek teknolojik kuantum sıramasıysa, labirent. Ve bunun anahtarı da Dr. Ophelia Turner adında bir kadın. Did Ophelia Turner, by all measure a failed physicist as far as her public record goes, truly invent Lin technology? Or was she held up as a Rosie the Riveter for the Cold War? An atomic Annie to excite the masses during the no-holds-barred race against the Soviet Union? Was she a myth, martyr, or monster? A figment of the imagination? True savior? Or a convenient scapegoat?
I'm Chiaki Sarahashi, and in this 9-part series, I aim to find out. Chucky. Chucky'nin kayıtlarını bulmuşuz arkadaşlar. Bölüm 1'i dinledik. Bir de bölüm 2'yi dinleyelim bakalım. Da her neyse bize şey var, konteyner. Ne vereceksin? Yemek. Bam. Bunlar mı verecek? Sana şöyle gelsem. Olmadı. Böyle gelsem. Çünkü insanlar balinalar ya da yunuslar falan olduğunu söyleyecekler ama ay öyle bir şey değil. Bu şey bir denizaltı gibi. Burada karışan donuk açık mavi bir rengi var. Anomalileri de keşfediyoruz Bere. Hep Tobias'ın yazılı şeyleri. Hop kitabı attım ya. Şiir. Abi şiir mir boş ver sen şimdi Tobias. Teorilerle ilgili şeyler. Laboratuvar raporları. Sürekli bir şeyler öğreniyoruz bakalım oyunla ilgili. Bunları depoya atalım. Şu şeyi buraya koyalım bakalım da ne verecek bize. Ne verdin kanka? Kurulum. Anten vermiş. Güzel. Antenimiz doldu artık. Canımızı dolduralım. Şu arabanın her tarafını çelik yapmak istiyorum. Antenimizdeki güç yetecek mi bilmiyorum. 2.6. .5 istiyor. Çelik kapıyı aldık. Tamam. Kapılarımız artık çelik olacak. Lastik istiyorum. Offroad lastiği hatta. Dur be. Çelik tampon. Bir abdüktör anomalisini tarama. Çelik tamponu yapamıyoruz. Yalıtılmış kapı. Kurşun kaplama panel. Oo. Bunlar dura koysun. İki tane çelik saç lazım. Raf yapmak için. Rafa gerek yok. Depolamaya da gerek yok. Yakıt bidonuna da gerek yok diye düşünüyorum. Bu neymiş? Limpus verici. Biz arabamızı bir güçlendirseydik ilk önce. Far, yan projektörler. Yeniden yakılabilir işaret fişeği. İşaret fişeğini ben kullanmıyorum. Bunun için bir yan raf kilidini aç diyor. Yan rafı açalım. Açmayacaktım. Bir tane çelik saç yapıp geleyim. Çelik kapı, çelik panel, çelik saç.
Evet. Üret. Bir tane daha çelik saç yaptım. Yan rafı da öğrendik. Ha, arabaya takacağız bunu direkt. Bir de buraya iki tane, buraya da iki tane takabiliyoruz. Tamam. Bir tane daha alabiliyor muyum? Yan depolama. Bir tane daha yan raf almak için şey lazım. Şarj etmek lazım tekrardan. Yedek lastik, yaz lastiği. Sonra offroad lastiği. Yaz lastiğini öğrenelim. Bizde vardı sanırsam yaz lastiği de. Geliştirmek için gerekiyor. Yan projektörü de öğrenelim. Öğrenmesek mi ki acaba? Geliştirilmiş anten. Anteni geliştiririz. Fax makine. Merak ettim. Bu frekans analizörü ve ekstraktör makinesi hiçbir şey almıyor olmalı. Telefon hattına mı bağlı? Vallahi ben de bilmiyorum. El bakımını mı açsak? Patlayıcıları hassas bir şekilde yerleştirerek bir aracın ayrı bölümlerini temiz ve dikkatli bir şekilde çıkaracaktır. Yakıt bidonuna ihtiyacım yok ya. Bu ne? Bunu açalım ya. Bu neymiş bakalım. Upgrade kiti. Bunu nereye yapıyoruz? Tamam. Sadece oraya mı? Aa, kutumuz varmış yerde. Bakayım. Buraya ne gelecek? Donanım istasyonu diyor ama. Garajı bayağı geliştirdik arkadaşlar. Oha, kıyafet yapabiliyoruz. Güçlendirilmiş bot. Orta boy sırt çantası. Çok en lazım olan şey o. Bakayım. Üstümüzdeki şeyleri herhalde biz bir kere yaptık mı yeterli oluyor. Evet. Bir kere yaptık mı yeterli oluyor. Yastıklı parka. Hiç yoktan iyidir. Bu size zonun verdiği darbelere ve çarpmalara karşı bir nebze koruyabilir diyor. Deli plastik kauçuk mauçuk istiyor. Büyük sırt çantasını. Buradan gittiğimiz darbeyi azaltmak ve çantamızı genişletmek için yükseltmeler alıyormuşuz arkadaşlar. Bak, öğrendiğimiz iyi oldu. Tamam. Bot mod giydik. Sıkıntı yok. Şunları şöyle yanıma alayım. Şu ampulü buraya bırakayım. Şimdi gelelim yaz lastiğine. Kauçuğun hepsini bitirdik. Kauçuk istiyormuş. Şöyle yaz lastiği. Çelik kapı, çelik saç. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ürettim. 1, 2, 3, 4. 4 tane kapı. Arabamızı full çelik yapıyoruz artık. Bu mükemmel bir şey işte. Tamamdır. Bunu da sök.
At yere. Ya binme ya. Bin demedim ki ben sana. Güzel kardeşim, bin demedim. At. Her şeyi çelikten yapmak iyidir. Buraya çelik kapımızı taktık. Bir de bunları ben şimdi çiçeğe, böceğe boyarım. Arabamız 10 numara olur. Dolap da bizim. Evet, burada. Alalım hemen. Çok güzel oldu. Bunu geri yerine koyalım. Arabayı boşalttık mı biz? Boşaltmamışız. Bu plazma şarj aleti ne işe yarıyor? Bir arabayı motive etmeye yardımcı olsaydı. Akü doldurmak içinmiş. Güzel. Doldururuz aküyü ondan. Arabanın neleri mahvoldu? Arka mahvolmuş. Sağ mahvolmuş. Bir tane daha kapı çıkaracağız. Bu ham kapıyı atalım artık. Şuraya. Bir tane daha kapı üreteyim. Çelik tampon açmamıştı. Evet. Çelik kapı var, çelik panel var. Kauçuk istiyor. Biz kauçukları kıyafete gömdük vallahi dayıoğlu. Motoru yapabiliyor muyum? 6 tane gaz istiyor. Yok ki o kadar bizde. Burayı da fullledik. Her taraf malzeme. Biraz da şuraya koyalım. Buna basayım. Bunda ne varmış? Aha. Upgrade kiti daha gelmiş. Madde yapı sökücü. Filtimi sökme. Acaba bunları mı atıyoruz onun içine? Evet, direkt buraya attık mı? Parçalayıp bize geri veriyor. Tamam. İyi bir şey. En azından elimizdeki şeyi harcamıyoruz. Malzemeyi. Oh. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendimi ve kanalımı geliştirebilmem adına yorumlarınızı benden esirgemeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.